Herkese günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Arkadaşlar günaydın, günaydın. Sabah akşamına kutlu olsun size. Sabah akşam okula gideceğiz önce. Sabah bir tatil bize yeter. Akşam gitmiyor arkadaşlar bize. Ya Aytun işte okul kentlerinin olduğu rak var ya. Orak hava çok kafası biraz uzamış ya. Ve kafası. Kafası burada neyken. Ama hala yemek yapabiliyor. Ayakları bile çıksa. Kafası biraz uzamış ya. Ben daha bir yüksü de. Sizler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bizim evde yine Ceviz Adam melodileri çalınıyor. Şey yapacağım ya, makineye çamaşır atacağım da. Şu çocukların şeyi var mı? Aman, önce ona bir bakmam lazım. Dün Ali bunu nihayet yaptı sonunda. Taktı. Nihayet. Galiba. Neyse. Önce neyi alalım? Şuradaki kapı arkasındakileri alalım. Madem öyle. Ceviz adam. Şipşap çok. Burnu uzun. Dülülü. Dülülü. Ay tüh, süren doluyor ha. Ceviz adam şipşap şop. Burnu uzun lülülü. Kaşları keman gıy gıy gıy. Annemin de yorganı makineye atılacakmış. Onu şey yaptı. Önce ben bir renkli atayım makineye, ondan sonra da annemin yorganını atarım. Annemin makinesine sığmıyor.
Sonrası galiba renkli yok. Gerisi beyaz. Onları da atarız artık. Çamaşırları bitirdim. Çayım da kaynıyor. Altı kısık ama hemen iki dakikada makineye koyuvereyim de. Aylin'in şortu vardı bir tane. Onu bulamadım yalnız. Onu da makine yapacaktım. Özellikle onu çok istiyordu okula giderken giymeyi. Herhalde sepetin en altında falan kaldı. Neyse. Şimdi bir tane şort için koca sepeti de boşaltamam. İçinde beyazlar var. Yarın beyazları atarım. Evet, tamamdır. Hadi bakalım. Deterjanını da koyalım, yıkansın. İnanamıyorum böyle bir şey yaptığıma. Bir güzel döktüm yumuşatıcıyı. Kazladan geldi şey. Bir anda böyle çöp kovasının üstüne, ondan sonra yerlere, her yere döküldü. Ey Allah. Ama bu mutfakta kullandığım bez değil arkadaşlar. Mutfakta kullandığım bu sarı. Maviyi başka şeylerde kullanıyorum. O yüzden. Şu şeyin altını da kapatayım. Ocak fazla kaynamasın. Tamam, hadi bakalım bu yıkana dursun, bunları geri yerine koyayım. Şu madem yıkanacak. Evet, çayımızı dolduralım. Bu kadar tembellikten sonra biraz işlere başlayalım yavaş yavaş. Ya Allah ya Bismillah diyerek şey olmuş. Mutfağım şu an çok kirli, çok dağınık ama ben güzelce temizleyeceğim şimdi. Güzel bir temizlik yapacağım şimdi. Gerçekten bugün hiç modum yok ama sizlere yansıtmak da hiç istemiyorum bu mod düşüklüğünü. Belki Ali gelince biraz modum yükselir. Öyle söyleyeyim.
Azıcık onunla atışırım. Kavga ederiz, dövüşürüz. O bana, ben ona. Vallahi bazen iyi oluyor, birbirimizden öfkemizi çıkarıyoruz ya. Ay tabii işin esprisi canlarım. Modumuzu düşürmüyoruz. Sadece arada bazen insan gerçekten hiçbir şey yapmak istemediğim bir dönem olabiliyor. Yani bu da neden kaynaklı biliyor musunuz? Aslında hep aynı şeyleri yapıyoruz ya sürekli. Sürekli aynı şeyleri yaptığında insan bir yerde sıkılıyor. Bunun kapağı galiba şurada bir yerde olacaktı. Evet, doğru demişim. Buraya koyduğumu hatırladım. Gerçekten insan bazen hiçbir şey yapmak istemiyor. Bir de benim üzerimde gerçekten bir önceki videomda da söyledim. Üzerimde bir nazar olduğunu hissediyorum ben. Ondan ben böyle bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bunu şuraya koyayım da onu birazdan alırım. Yani sizlerde de böyle oluyor mu? Nazarın etkisinin, nazarın etkilerinden... Ah kafam. Şey çıktı ya. Şurası çıktı da. Bakayım düzeltebilecek miyim? İnşallah düşmez. Nazarın etkilerinden biri de şey. İnsanda böyle elin ayağın tutmuyor. Hiçbir iş yapmak istemiyorsun. Ya diyorsun ki ya bugün hiçbir şey yapmayayım. Kendi kendime televizyona bakayım, YouTube'da böyle boş boş gezeyim, Instagram'da boş boş gezeyim, kendime bir zaman ayırayım istiyorsun. Yani tabii bu nazarın etkisi mi yoksa başka bir şey mi, bazen böyle bir bıkkınlık mı nedir, ben de anlamıyorum ama gerçekten bazen ben öyle oluyorum. Sonuçta hayatımız çok koşuşturmalı bir hayat. Ha, şikayetçi miyiz? Hayır, asla. Kesinlikle şükrediyorum. Çok şükür Allah'ıma. Hayatımı seviyorum. Yaşamımı seviyorum. Yaşadığım bu koşuşturmalı hayatı kesinlikle seviyorum. Gerçekten sıkılmaya hiç ama hiç zamanım olmuyor. Herhalde burada bardak yok. Burayı kapatalım artık. Şöyle. Gerçekten sıkılmaya hiç zamanım olmuyor. Bir akıl diyor ki bugün Ali gelince çarşıya git biraz. Böyle marketleri falan dolaş. İşte öyle. Kendim. Yani biraz kendime zaman ayırmak istiyorum. Ama bugün pazar. Bugün çocukların banyoları var. Onları banyo yaptıracağız. Yemekti, içmekti. Vakit nasıl geçer hiç bilmiyorum bile yani. Yakup bugün arkadaşına gitmeyi çok istedi ama oğlum dedim bugün pazar. Yani onu da dedim babası evdedir. Sonuçta pazar günü herkes ailece planlar yapar. Onlar şimdi hafta içi hep okuldalar ya, hafta sonu birbirlerinin evine gitmek istiyorlar. Ama hafta sonu da hani dün olabilirdi de, dün de bizim babamız evdeydi. Bizim birlikte planlarımız vardı. Bugün pazar. Pazar günü de onların babaları evde olur. Ancak yaz tatilinde birlikte gidebiliriz. Çünkü gerçekten de öyle oluyor. O gün arkadaşla da konuştum. Hafta sonu gel dedi, çocuklar oyun oynasın dedi. Kruvasan bitti annem. Söyleriz babaya.
Alır. İkisi de bitti aşkım. Babaya söyleriz, alır, tamam mı annem? Kalk bir anneciğim. Ablan geldi mi? Geldi. Ne yapıyorsun anne? Şimdi ha kuzum, ha bu kalmış burada. Ay Yakup'un da derdi. Yeni oyuncak. Ah Yakup. Alacak mısın? Ah Yakup, keşke herkesin derdi senin gibi olsa. Sadece yeni sadece yeni oyuncak olsa oğlum ya. Bütün oyuncakları uzun dolaba koydum. He. Tamam, oradan alabilirsin. Hangi uzun dolap? Uzun dolap ne oluyor? Tamam, zaten sen oradan alıp oynuyorsun ya. Biliyorum. He? İşte, neyse, onu sonra koyayım ben. Ha, şurayı bir düzen şey yapayım. Benim kapatma şu burayı. Ablama yeni Barbie'ler. Ay ay ay, ablasını da düşünüyor. Ablama yeni Barbie'ler diyor. Bana yeni oyuncaklar diyor. Ha. Neyi? O Legoları. Ha, Legoların mı? Evet. Daha büyüğünü mü alayım? Olanlarım. Hmm. Ona yeşil daha uzundakını. Tamam annem. Yeşil renklerini al. Tamam kuzum. Arkadaşlarıyla beraber oynuyor. Tek başına pek oynamayı sevmiyor ablam. Beraber oynamayı seviyor. Birikmiş ama neyse artık. Birazdan düzenlerim burayı. Üst üste koyuyorum şu an. Çünkü Nilay ağlamaya başladı. Ya şu anda Ayfa oyalıyor mu? İçini fırçalanacak. Acil olanları hemen.
İşaretini de yazdım. Abi. Çok mu acı Yakup? Ya ne acı, ketçaplı bu şey ya. Yakup. Ya Yakup nasıl dayansın? Hadi siz dayanırsınız da o nasıl dayansın ya? Yavrum? Evet. Hayır, küçüğüm ben. Evet, Yakup küçük. Kızım. Çiçeğim. Sen ne yapıyorsun? Sen de yiyecek misin cips? Yiyecek misin sen de? Nilay'da gelsin. Nilay'a da mı verelim? Evet. Oha, büyük elim ağzıma yaranmıyor. Küçük küçük bir yatma var. Bak, gibi gibi yapar. Gibi gibi. Açacağız. Susadım. Sesini aç Yakup. Acı değil ama susatıyor. Çok susatıyor. Ya. Abi. Abi acı değil ama çok susatıyor. Dur kızım. Bunu makineye atmıştım. Yani dediğim gibi Türkler İslamiyet'e bugün böyle bir toplantılar eliyle tutmuş. Ahmet de senin bir tapına Türkler İslamiyet'e tanıdan İslamiyet'e olan onun yerindeki şekillerden çok önemli. Şöyle bir katlayayım. Dolabın üstüne koymaya hazır olsun. Ya dolabın içine ya da vazanın içine bir katlayayım da nerede yer bulursam oraya. Telefonum mu çalıyor? Ha, seninki mi? Ben de yapıyorum da şey yazacağız yazıyorum. Tamam geliyorum. Anneciğim.
Nereden? Yolda. Ya. Neden artı bir dolap diyor? Allah Allah. 1.42. Allah Allah, neden acaba? Neyse. Normalde 1.35'ti. Ali geldi şimdi canlar. Biraz önce aradı beni. Kayınvalidemlerin oradaymış. Dut çırpacağım dedi. Çocukları gönder yardım etsinler dedi. Gönderdim çocukları. Çok güzel böyle kırmızı kırmızı dutlardan çırptı Ali. Bunu böyle geniş bir şeye boşaltacağım. Şey olmasın diye. Buna değil de daha genişine. Ezilmemesi için. Ne kadar güzel görünüyor. Alamadım. Kayınvalidemlerin bahçesinde kırmızı dut var. Ondan çırptılar. Şimdi dutların güzelliğini görüyor musunuz? Bak şöyle ben bir iki tane elime alayım öyle göstereyim size. Şu kırmızı kırmızılarını. Bakın. Şeker gibi. Bunun pekmezi yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi anneme de vereceğim. Elim şire oldu. Elimi yıkayayım da. Şöyle yapayım. Tek tek seçmeyle de olmuyor. Beyazlarını atalım. Çırp tek tek toplanmıyor dut. Altına böyle sofra geriyorsun. Ondan sonra böyle 4-5 kişi tutuyorsun sofrayı. Bir kişi de dut ağacının başına çıkıyor. İşte genişçe bir sopayla, büyük bir sopayla dallara vura vura bu dudu çırpıyorsun. Şimdi şunu anneme götüreceğim. Ben bunu anneme bir götüreyim, vereyim de. Güzelliğe bakın. Nasıl güzel rengi var. Kıpkırmızı. Daha önce böyle pekmezini de yapmıştık yani. Gerçi bize yengem yaptı da. Biz daha önce şeyde yaptık. Erzin'e gitmiştik de orada yapmıştık anne. Yapmış mı böyle? He. Aradı Ali. Çocukları gönder dedi. Dut çırpalım dedi. Hmm. Çırptılar işte. Al gitti çırptı.
işten gelirken oraya uğramış. Hı. Orada Alper'le Aytu falan gönderdim. Hı. Beraber çırptılar. Mübarek ne güzel olmuş. Ben orada bu kadar tuttum. Böyle yedi koca koca tuttum. Hep dökülüyordu. Döküldü şimdi. Demek ki hiç azıya verin de. Hı hı. Önce ısırdım geri de göndereyim. Tamam o zaman. Pişti değil mi? Ha, pişti de. Ben yedim, aldım her dönemi. Sen yedin mi? He. He. Şöyle. Şöyle şey yaptı. Aa, ne güzel olmuş. Ben derim de. Tamam. Ben de ocağa zaten çay koyacağım şimdi. Gideyim geri eve. Şu annemin battaniye yorganı, battaniye diyorum. Annemin yorganını makineye atacağım. Biraz önce annem getirdi. Şuraya koyayım da. Şimdi şu Dudu da dolaba koyacağım. Dolapta yer ayarlamam lazım ona. Önce bir ocağa çay koyayım da ben. Annem de pizza yaptı ya. Çayla pizza yiyeceğiz. Bir de dursun bunu şimdi çöp olarak kullanın, sonra atarım. Of. Şu bir de olsun da. Buzdolabında bir yer ayarlayayım ona. Şu çıkacak zaten. Ondan sonra şunu şöyle koyayım. Hah, buraya koyabilirim. Yemekten sonra yeriz. Artık şurada da fasulyem, dünden artık kalan fasulye var. Bunu da ısıtacağım. Şurada kalsın. Şimdi şu yorganı şeye koyayım. Makineye koyayım. Annem dedi, kızım benim makineye sığmıyor bu, sığmıyor dedi. Seninkine sığar mı dedi. Sığar anne dedim. Kurutmada da renkliler kuruyor. Ay. Deterjan. Yumuşatıcıyı da koyayım. Niye bu oluyor? Şöyle tutmam lazım. Kapağı düştü. Allah'ım. Demin böyle koyarken bir şey oldu. Taştı. Güzel kokuyor bu. İnci serisi Bulut'un. Bin devirde mi sıksın? Neyse. Tamam.
orada. Şimdi çocuklar banyo yapıyor. Saçlarını iyice kuruladın mı anneciğim? Kızım. Bak bunu buraya koymuş bak. Aylin kendine giymek istiyorsa kendisi seçsin onu. Dalından biberler. Daha büyümesi lazım. Elleme. Onlar küçük daha. İlk mahsulüm. Bak kendim böyle yaptım, yetiştirdim. Bunları yiyeceğim şimdi. Çatır çutur hem de. Çatır çutur yiyecekmiş hem de. Efendim annem. Ben bir şey yaptım. Aa, telefon kırıldı. Bakayım. Oh my god. Ayıldı. Sen beni mi kandırıyorsun? Ha? Çok geleceğim. Şunu bu tarafa düşmüş o. Oyun mu duruyor kendi kendine? Oyun şu. Oyun Poppet. Hmm. Giriyorum oyuna. Çok güzel. Poppet oyunu zannetme ha. Bir sürü böyle rahat hazırlı şeyler var. Mesela şuna gireyim abi. Şu. Gel. Çok güzel. Ay. Bende de var. Ay Allah'ım. Yakup'a da... Bak bende de var. Üçüşüyor o saçlar. Hı-hı. Bak bir şey daha göstereceğim, komik. Evet. Ama bir şey daha. Saçlarına fasulyeden şey kurulasaydı kızım. Fasulyeden çıkacak. Annemin yaptığı pizza. Çocuklar karpuz istediler. Karpuz.